Ciğerli bir makina. Hava dolsun biraz. Virajlarımız falan sıkıntılı. Virajlar ve gaz vermemiz gerekiyor. Hafif rampa. Yavaşlattılar ya. Ne rampaymış be. Uzaktan bakınca bu kadar gözükmüyordu. Arkadaşlar merhaba, saygılar, selamlar. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Biliyorsunuz artık Euro Truck Simulator'da hem tır, hem kamyon, hem yerli mod üzerine kurulu birçok video çekeceğiz arkadaşlar. Bugün Antalya'ya bir sevkiyatımız var. Telefon geldi. Ne taşıyacağımızı bilmiyoruz. Gidince göreceğiz. Tırımız Skyna R580. Gayet güçlü bir tır. Tır benim değil. Ben şoförüm sadece. Yola çıkalım bakalım. Yükümüzü alalım. Soğuk hava dorsemiz var. Bilenler bilir. Frigofrik demiyorlardı galiba ona. Farklı bir şey söylüyorlardı. Yanlışımız varsa düzeltin. Tırımızı bir çalıştıralım bakalım. Ciğerli bir makina. Hava dolsun biraz. Evet, onun havası dolana kadar arkadaşlar, sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Keyifler yerinizdedir umarım. Şöyle hafif göstereceğim size de. Şu açı hepimiz için iyi olur diye tahmin ediyorum. Evet. Yağ seviyemiz iyi durumda, benzinimiz var. Hararetimiz geliyor ortalama 90'a doğru. Şu an bütün seviyelerimiz ideal gözüküyor. Frenlerimiz tamam. Çıkabiliriz arkadaşlar. Ya hak diyelim. Tırımız oldukça ağır bu arada. Biraz sesli konuşmam gerekebilir tır sesinden. Hele şu camı açayım bir bakın sese. Ciğer sesi arkadaşlar. İstanbul'dayız şu anda. Antalya'ya götüreceğiz yükümüzü. Şöyle bir inceden. Oyunun sesi çok geliyor olabilir ya bu arada. Yol bizim mi? Bizim bence. Ya sesini kısacağım da arkadaşlar, bu da böyle sürülür. Yani bu sesi almanız gerekiyor yani. Umarım alıyorsunuzdur. Sesim gitti. 22 ton karpuzdan bahsediliyor arkadaşlar. Umarım 22 ton karpuzu çekeriz yani. Bilmiyorum, tır da emanet, ben şoförüm dediğim gibi. V8 motor var. Bu çekmezse hiçbiri çekemez gibi geliyor. Bilmiyorum da.
Az daha 12'ye attıydık arkadaşlar. Acemiyim arkadaşlar. Yani tırımıza. Problem olursa söylersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi tır şeyli. Çok böyle farklı bir tır gerçekten. Yakıyor yani makine ya. Baksana ya şu sese. Hastaları şu an zaten yorumlara çöktü. Şöyle dışarıdan da göstereceğim size. İlk alacağımız yere geldik. Dörtlerimizi de yakalım. Şimdi yükümüzü buradan alacağız arkadaşlar. Buradan alıp ne oluyor lan, bir şeyler oluyor bu arada. Tamam. Evet, yükümüzü buradan dolumunu yapacağız. Eski şoförüz bizde. Eskiden şoför geçmişimiz var bu arada arkadaşlar. Önemli olan dorsiye yük almamızdı. Fazla vakit kaybetmeden yükümüzü doldursunlar böyle. Antalya yolculuğumuz başlasın arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu bilgilerimize bakalım. Antalya'ya götürüyoruz. Sığır etiymiş arkadaşlar. Karpuz değilmiş. 22 ton. Yandık. Arabayı ağlatacağız gibi geliyor. Bilmiyorum da. Hadi bakalım. Ya bismillah diyoruz arkadaşlar hemen. Arkadaşlar kaldıramıyorum tırı. Yani bilmiyorum da çok büyük sıkıntılar yaşayacağız gibi geliyor. Dayı yol verdin mi bize? Verdin. Eyvallah dayım. Yani hakkını vermeye çalışıyorum ama bismillah.
Çok ufak böyle hatalar olabilir arkadaşlar. Alışkın olmadığımız bir... Şuradan ineceğiz aşağıya. Yolumuz çok uzun ya. Dediğim gibi 12 vites tırımız. 7. vitesle 40'la gidiyoruz. Burayı 7 ile döneriz gibi geliyor. Şöyle hafif göstereceğim size. Hadi yavrum. İstanbul'dan an itibariyle çıkmış bulunmaktayız arkadaşlar. Antalya yolculuğumuz başlıyor. Sağa çıkacağım. Şu araç geçsin. Bizim 90 sınırımız var zaten. Hiç problem değil. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuraya ayna vereceğim. Aynen. Buradan bakalım aynamıza. Zor olacak çünkü bizler için. HGS'den geçeceğiz şimdi. Aman aman aman. Buradan geçebilir miyiz ya? Ben buraya atladım ama. Evet, geçeriz. Geçeriz. Geçeriz arkadaşlar. Ama abi herhangi bir çevirme sıkıntısı yoksa niye çevirmiş o? Otobüs Travego çevirmişler. Polis abileri de ezmeden şöyle çıkalım. İki ton sığır eti var arkadaşlar. Ta Antalya'da bakayım. Ne yollarla karşılaşacağız. Yemedi. Bunu da yemedi. Allah Allah. Onu yediririm dedim ama yemedi. Ağır, yükümüz ağır. Arkadaşlar Kuzey Marmara'dan gidiyoruz bu arada. Biliyorsunuz bize diğer köprüler yasak. Ağır vasıta olduğumuz için. Sonra hızı sabitlerim büyük ihtimalle. Akşama kalmayacağız umarım. Hop. Dayı ne yapıyorsun dayı ya? Dayı ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Abi bizim buradan gitmemiz gerekiyor. Polis amca, yolu niye kestin? Hiç dolanamam vallahi, kusura bakma. Bakayım bir şey demezse. Şuradan kaçabilirsek. Hadi,
Hadi kaçtım ben hadi. Abi ileride ne var ya? Bunlar niye yolu kesmişler? Kaza var. Kaza var o yüzden. Neyse. Biz devam edelim. Gitmiyor ki. 22 ton az uz değil abi. Dayı bekle, seni geçeceğim ben dayı. Kaç ton gidiyorum bilmiyorum da. İğmeyi bir alırsam şuradan. Jettir baba. Elin yavru iyi yapmış ya makineyi. Egzoz efsane. An itibariyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiyoruz arkadaşlar. Girme oraya işte, daha girme. Oraya girme. Oraya girme. Aldı ya arkadaşlar. Şuradan bir güneş gözlüğü takayım. Tamam şişti vallahi. Cam açayım bakayım. Eğit be. Jettir baba. Yani 22 tona göre çok yükümüz var. Burada biraz bir tık yüzlere falan düşelim arkadaşlar. Virajı alırız almaya da. Yükümüz çok. Aman maazallah sonra. Böyle işte. Sıkıntılı insanlar olabiliyor. Geçelim abi, burada çevirme mevirme yeriz sonra. Oo, burayı biliyorum, burayı biliyorum. Burayı biliyorum. Bura harbi sıkıntılı bir yer. Biraz. Dertli bir yer arkadaşlar. Şoförüz zaten. Maaşımızdan kesmesinler. Sağ salim götürelim şu yükü. Bir de biliyorsunuz bizim uyumamız gerekiyor belli bir süre gittikten sonra. Uyumazsak sıkıntı. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ceza yiyoruz arkadaşlar. Şu farları açalım da. Rampaymış. Biraz tünelde coşturalım dedim yani. Hop. Girme araya da, girme. İşte böyle ezerim. Ezilirsin yani. Konfor şeyi var burada arkadaşlar. Dinlenme tesisi. Yavaş geçiyorum.
Bu arada mod yapımcısı yabancı soranlar olursa, emeğine sağlık kimse. Güzel mod yapmış. Maalesef 22 ton olduğu için hadi ince imelenmiyor. Acaba yakıt alsam mıydık ya? Yakıtımız var gerçi ya. Yeter ya. Yakıtımız var arkadaşlar. Girme sakın. Girme. 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 Arkadaşlar gerçekte de gerçekten şu anda bu videoyu izleyen tır şoförü varsa mutlaka yoruma yazsın. Böyle gerçekten giren var mı arkadaşlar? Real hayattan bahsediyorum. Böyle yol atlayan var mı? Tesisten çıkıp sizi yavaşlatan. Böyle var mı sizi yavaşlatan daha doğrusu ve neredeyse kazaya sebebiyet veren? Çok merak ediyorum. Şu an bu bir oyun ve oyunda bile böyle yapıyorlar arkadaşlar. Bunlara bot NPC deniyor. Ali cihazlar. Yani yapay zeka kısaltması. Ama yapay zekalar yol atlayabiliyor. Aynı ev kontrolü yapmadan. Bir de gerçek şoförler varsa yani yazsınlar bana. Dayı geç çabuk, sağa gireceğim. Geç 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 geç. Oy 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 oy, biraz sertmiş. Pardon, çok özür diliyorum arkadaşlar. Daha önce gitmediğim yollar bunlar. Arkadaşlar şurada bir switch var. Switch'i karıştırıyorum ya vites atarken. Şimdi çözdüm ama. Hafiften de karanlık kısıyor. Bir uyuruz. Sonra devam ederiz. Antalya'da arkadaşlar dikkat etmem gereken yol var mı? Söyleyin bana. Tamam mı? Bana dikkat etmem gereken yol var mı? Mutlaka söyleyin çünkü yolları bilmiyorum çok iyi. Buradan sağdan gidiyoruz herhalde, aynen. Direksiyonu havaya kaldırırsan çok daha iyi olur da. Arkadaşlar Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz şu anda. Hafiften de karanlık olmaya başladı. Farlarımızı da kısalarımızı da açtık. Şu an altımızda körfez var. Osman Gazi Köprüsü'nden Antalya yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar.
buradan daha fazla gitmeyip sağ şeride geçeceğim. Bir ceza yemeyelim, arabayı da bağırtmayalım. Heh, Antalya yolu diyorum. Antalya yolunda dikkat etmem gereken viraj vesaire var mı? Yolları bilmiyorum. Normalde yurt dışında şoförlük yapıyordum. Türkiye'ye yeni geldim. Bu tırda şoförüm. Daha önce bu tırda sürmedim yani. Bu tırın da acemisiyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir tane aksor kamyon alıp ileride kendime çalışmayı düşünüyorum arkadaşlar. Allah razı olsun ya. Allah razı olsun da gördün beni de kenara kaçtın. Asiktir. Yana girmemiz lazım arkadaşlar. Yana girmemiz lazım çünkü kantara girmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Aynen. Pardon dayı. Pardon dayı, benim hatam. Pardon dayı. Ben aslında hiç durmayacaktım da. Bazen ceza yiyoruz kantardan. Ben 6 vites bir kamyon alacağım abi. 6-8 vites. Yurt dışında hep otomatik kullanıyordum ya. Bununla buraya bir yük getirdik. Hadi buradan da dedik ki boş gelmeyek. Antalya'ya geçelim. Antalya'ya bir sığır eti aldık bakalım. Yakıtımız var mı? Yakıtımız var ya. Aynen. Daha oğlum yemiş lan resmen yakıtı. Vallahi billahi ya. Yakıtı harbi yemiş ya. Yarım depodan fazlaydı. Yarım depoya düşmüş. V8 harbi içiyor. V8 harbi içiyor ya. Maşallah. Bayağı da yolumuz var arkadaşlar. 8 saat gideceğiz daha. Tek şoför. Uyuyacağız o yüzden. Uyuyarak, dinlenerek gidiyoruz. Çünkü ceza yiyoruz arkadaşlar. Belli saatlerde uyumamız lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyifler nasıl? Görüşemedik bir süredir. Bu tarz videolar gelsin mi? İster misiniz? Kamyonlarla, işte tırlarla birlikte bir şeyler taşıyalım. Sevkiyatlarımız olsun. Yerli modlarımız olsun. Aksor olsun. Man olsun. İster misiniz? İsterseniz tabii mutlaka yorumlarda bildirin. Bu seriye devam edeceğim arkadaşlar. İstemezseniz de bu seriyi çok uzatmayacağım. Sınırımız normalde 90 biliyorum. Ama
Buralarda sıkıntı olmuyor. Yükümüz de ağır olduğu için. Keşke müzik koyabilsek. Telif yemese müzik koyarız. Ama telif yediğimiz için müzik koyamıyoruz. YouTube politikası gereği. Videoyu şu anda açıp ya da buralara sardırıp hiç bakmadan bu tırın markasını bilebilecek var mı acaba? Hiç önüne bakmadan bu tırın markasını bilebilecek insanlar gerçekten yoruma yazsın ve bu tarz hastalarla tanışmak istiyorum. Güzel tanışmak istiyorum. Güzel. Şimdi önümüze ani bir şey atlasa bu hızla duramayız. Bu hızla ve bu yükle duramayız. Yoruldum. Mola vereceğim. Sağdan sollamayı hiç sevmem ama dayı önüme atladı diyecektim. Suç dayının değilmiş. Bunda mı? Önce kadar düştük arkadaşlar, yemedi. Neyse, çalıştırmaya gerek yok ya insanların. Şu var, tepe lambamız var arkadaşlar şöyle. Çalıştırmayı seviyordum ama insanların çok gözünü alıyor. O yüzden çok şey yapmadım. Şimdi ne güzel olurdu bir Müslüm Baba he. Yakıt sıkıntımız olacak birazdan arkadaşlar. Benzinlik görürsek duralım. Depomuzu dolduralım. An itibariyle Bursa'ya geldik. Bursa'da bir yemek yiyelim. Depomuzu da dolduralım. Şehir merkezine girdiğimiz için. Eyvallah emmi oğlu da yani geçseydin. Yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı? Bakıyorum. Thank you.
ki attım arkadaşlar vitesi, belki fark etmişsinizdir. Vites yol düzdü o yüzden zorlamadan. Bursa'nın içinde durmadım problem olur diye, durmak kalkmak. Yavrusu kayna ya. R580 harbi hakkını veriyormuş. Ara ara yollar sıkıntılı maalesef. Geç dayı geç. Sen yarışmak istemiyorum. Niye gitmiyorsun ki, ben anlamadım. Benim şeridime girme de. Nasıl gidersen git, mazot bitmek üzere diyor. Eyvah eyvah. Bak almadık mazot, alalım alalım dedik. Alalım alalım dedik, almadık. Büyük problem. Çok da zorlama. Aman 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 aman. Böyle buralar biraz virajlı arkadaşlar. Ve burada mazotum da bitsin istemem. Harbi buralar biraz sıkıntılıymış. Aha yemedi. Kötü yerde, az mazotla kötü yere girdik vallahi. Virajlarımız falan sıkıntılı, virajlar ve gaz vermemiz gerekiyor, hafif rampa. Yavaşlattılar ya. Ne rampaymış be. Uzaktan bakınca bu kadar gözükmüyordu. Buradan sonrası yokmuş herhalde. Boş abi, bizim yakıt ihtiyacımız var. Öndeki de gitmiyor. Yani tırlar beni geçmeye kalktı artık. Yakıtım yok diye de bu kadar da abartmayın gençler. Biz de bir zamanlar buralara boş gelmedik yani. V8 kullanıyoruz. Aslan besleyen yemini düşünmez. Ona göre. Ama işte yakıtım yok. Sıkıntı bu. Benzinlik yok mu ya? Orada, burada, şurada. Tam buradan gidiyoruz. Dayı. Şu lavuğu geçeceğim ben. Allah razı olsun. Senin geçeceğim emmi oğlu. Seninle uğraşamam. Yakıtım bitmez umarım geçerken. İşte gözümüz
alıyor dedim. Ben de açayım ha, senin de gözün alsın. Al hadi. Biraz da senin gözün alsın, belki kapatırsın. Biliyorum ağır yük taşıyorsun ama biz de ağır yükle gidiyoruz yani. Yolda meşgul etmeyip de. Baba merhaba. Sağ abi. Ya bir tane dinlenme tesisi olmaz mı ya yakıt alacağımız yer? Vallahi billahi nedir ya? Kamyon geçtik, önümüzü görelim ya. Ha. Diyorum mecburi. Giden giden çok oluyor. Biliyorsunuz uzunlarla gitmek sıkıntı. Gözünü alır karşı tarafın. Dayı oğlu öyle öyle durulur mu ya? Eskişehir'e geldik arkadaşlar, işte sıkıntı buradan sonrası. O yüzden karşıda İzmit otobüsü var. O 403 mu lan o? Benden hızlı vites atan var mı? Atıyorlar harbiden abi, baksana. Harbi atıyorlar yani. Yemiyor ki abi. Sıkıntı. Evet. Şöyle bir yere duracağım ya, burada bir yere duracağım. Yüzümüz ağrı ya arkadaşlar, her türlü geçiyorlar. Duracağım arkadaşlar. Şöyle duralım. Böyle dursak daha iyi olur gibi. Aynen, şöyle de havamızı da boşaltalım. Arkadaşlar ben bir yemek yiyeyim. Yakıt doluyum. Biraz uyuyayım. Bir sonraki bölümde tekrar devam eder inşallah. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolara gelsin istiyorsanız da mutlaka yorumlarda belirtin. İstemiyorsanız seriye devam ettirmeyeceğim. Sizleri seviyorum, sayıyorum ve saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.